Aşağıdakilerden hangisi dünya çapında faaliyet gösteren küresel örgütlerden biri değildir? NATO, Dünya Bankası, İslam İşbirliği Teşkilatı ve OECD, bunlar dünya çapında örgütlenmiştir. Fakat NAFTA sadece Kuzey Amerika ülkelerini, sadece Kanada, ABD ve Meksika ülkelerini kapsayan bir örgüttür. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda verilenlere göre bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? Birleşmiş Milletler'in kuruluş amacına yukarıda ulaşılabilir. İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan ülkeler tarafından savaş sonrası ortaya çıkabilecek sorunları çözmek amacıyla kurulmuştur. 24 Ekim 1945 tarihinde kurulmuştur. Yani kuruluş tarihine de ulaşılabilir. 51 ülke ile Türkiye tarafından kurulmuştur denilmiş. Günümüzdeki üye sayısı hakkında bilgi verilmemiştir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi Güvenlik Konseyi'nin sürekli üyelerinden biri değildir? ABD, İngiltere, Fransa ve Çin, bunlar 2. Dünya Savaşı'nın kazanan ülkeleridir. Bundan dolayı Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisi olan sürekli üyelerindendir. Fakat Japonya 2. Dünya Savaşı'nı kaybetmiş olmasından dolayı Güvenlik Konseyi'nde daimi üyelerden biri değildir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki örgüt kısaltmaları ve bu kısaltmaların açılım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? UNESCO Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Örgütü'dür. Bu bilgi doğru. FAO Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'dür. Bu bilgi doğru. UNICEF Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'dur. Bu bilgi doğru. WHO Dünya Sağlık Örgütü'dür. Bu da doğru. Fakat IMF Uluslararası Çalışma Örgütü değildir. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kısaltılmışı ILO'dur. IMF ise Uluslararası Para Fonu'dur. Bundan dolayı bu bilgi yanlıştır. E seçeneği doğrudur. Günümüz dünyasında bazı ülkeler askeri, ekonomik ve siyasal anlamda işbirliği yaparak bazı örgütlerin kurulmasını sağlamıştır. Bu örgütlerin amacı üye ülkelerin çıkarlarını korumak veya ekonomik etkinliklerini artırmaktır. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik amaçla kurulan küresel örgütlerden biri değildir? OPEC, IMF, OECD ve Dünya Bankası'nın kuruluş amacında ekonomik etkenler önde gelir. Fakat Greenpeace, yeşil barış anlamına gelir. Yani doğayı korumak ve barışı korumak amacıyla kurulmuştur. Çevre örgütüdür. Doğru cevabımız A seçeneğidir. A ve B ülkeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? İki tane Avrupa ülkesi verilmiş. Bunlardan birinin ismine A denilmiş, diğerinin ismine B denilmiş. A ülkesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden birisiymiş. Almanya değildir, İtalya değildir, Avusturya ve İspanya değildir. Burada verilenlerden sadece Fransa, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesidir. B'ye baktığımız zaman Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi değil, Avrupa Birliği'ne üyedir, G8 ülkesidir denilmiş. İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne üyedir. Bundan dolayı İngiltere olmaz, Rusya olmaz. Diğer ülkelerden birisi olabilir. G8 ülkeleri dünyanın gelişmiş 8 ülkesinden birisidir denilmiş. Buna göre düşündüğümüz zaman Almanya'nın olduğunu görebiliyoruz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu topluluk 18 Nisan 1951'de Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya arasında imzalanan Paris Anlaşması ile kurulmuştur. Bu örgütün kuruluşundaki ilk ismi aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Avrupa Birliği'nin ilk ismi sorulmuş. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olarak kurulmuştur. Daha sonrasında Roma Anlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu haline gelmiştir. Sonra diğer bir Roma Anlaşması'yla Avrupa Atom Enerjisi Kurumu haline gelmiştir. Daha sonra Füzyon Anlaşması'yla Avrupa Topluluğu ve en son Maastricht Anlaşması'yla da Avrupa Birliği haline gelmiştir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Dünya çapında faaliyet gösteren örgütleri küresel örgütler ve bölgesel örgütler diye ikiye ayırabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi bölgesel örgütler arasında yer almaz? Avrupa Birliği Avrupa'da örgütlenmiştir. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Örgütü Kuzey Amerika'da örgütlenmiştir. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Avrupa'da örgütlenmiştir. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı daha çok Karadeniz çevresindeki ülkelerden oluşur. İslam İşbirliği Teşkilatı ise bütün dünya üzerinde örgütlenmiştir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Rusya'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı 9 Nisan 1949 tarihinde ABD'nin öncülüğünde Washington'da kurulmuştur. Yukarıda sözü edilen örgüt aşağıdakilerden hangisidir? Rusya tehdidine karşı Avrupa'yı savunmak amacıyla kurulan örgütün ismi NATO'dur. NATO'nun açılımı Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'dür. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş amacını belirtir? Birinci maddede sadece örgütün ne zaman nerede kurulduğu belirtilmiştir. Üçüncü maddede kurucu üyelerden bahsedilmiştir. Dördüncü maddede ise gözlemci devletlerden bahsedilmiştir. Bu nedenle buralarda örgütün kuruluş amacı belirtilmemiştir. Fakat ikinci maddede belirtilen durumlar örgütün kuruluş amacını açıklamaktadır. Bundan dolayı doğru cevabımız yalnız 2, B seçeneği doğrudur. Aşağıda küresel çevre örgütü olan Greenpeace'in kuruluş amaçlarından bir kısmı verilmiştir. Bunlardan hangisinin doğrudan doğal çevre ile ilgili olduğu söylenemez? Yenilenebilir enerji kaynak kullanımının teşvik edilmesi, zehirli kimyasalların kullanılmasının yasaklanması, okyanus ve ormanların korunması, küresel ısınmanın azaltılması gibi unsurlar doğrudan çevreci unsurlardır. Fakat savaşların önlenmesi doğrudan çevreyle ilgili değildir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda kuruluş amaçları belirtilen uluslararası örgütler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Devalüasyonlara engel olmak bu IMF'nin özelliğidir. IMF'nin amaçları içerisinde yer alır. İşsizliğin azaltılmasını sağlamak OECD'nin programı içerisinde yer alır. Dünya petrol fiyatlarını ve üretim miktarlarını belirlemek OPEC'in programı içerisinde yer alır. Kuzey Amerika ülkelerini güçlendirmek bu da NAFTA'nın özellikleri arasında yer alır. Amaçları arasında yer alır. Burada NATO'nun amacıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. NATO, Rusya'ya karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini alarak Avrupa'nın korunması için kurulmuştur. Doğru cevabımız D seçeneğidir.